Efendim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Onun dışında Şahdeniz projesinde doğalgazda ortaklıklarımız var. Ama bunların daha ötesine ve daha büyüterek devam ettirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada şimdi yeni coğrafyalar, yeni hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Somali denizleri. Bir diğer alan Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak. Kuzey Irak'ta şu anda 3 tane petrol sahasında ortaklığımız var ama bunu büyütmek istiyoruz. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya'da hem karada hem de Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Dolayısıyla buralarda da farklı coğrafyalarda da bu arayışımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Somali offshore'u, Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin bu ilk görevi bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik. Yani çok kısa bir süre içerisinde 2016'dan bugüne kadar Türkiye tamamen stratejisini değiştirdi ve kendi imkan ve kabiliyetlerini de geliştirmek suretiyle bu noktaya geldi. Ümit ediyorum Oruç Reis gemisinin orada 3 tane deniz bloğunda yapacağı sismik çalışma bizi bir sonraki aşamaya, sondaj aşamasına ve inşallah o sondajlardan sonra da inşallah bir keşfe ve ekonomik değeri olan bir buluşa inşallah imza atarız. Dolayısıyla şu anda bunun ilk örneğini yaşamış oluyoruz. Elbette ki biz ortaklıklara kendimizi kapatmış değiliz. Farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde ortaklıklar yoluyla da bunu yapabiliriz. Ama kendi imkanlarımızla da bunu başarabilecek bir noktadayız. Dediğim gibi biraz daha bu dönemi dışarıdaki bu fırsatları araştırma, dışarıdaki fırsatlarda rol alabilme ile alakalı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Elbette doğalgaz tarafında şunu da söylememiz lazım. Ve genel petrol ve doğalgaz aramacılığında yurt dışında baktığımız projelerde değer zincirini kurabileceğimiz projelere odaklanıyoruz. Yani bir doğalgazı bulduğunuzda eğer doğalgazsa o ülkeden bunun Türkiye'ye veya piyasalara gelmesini de mutlaka işin içerisine katmanız lazım. Bu anlamda petrol keşifleri her zaman daha aslında istediğimiz keşifler çünkü onların piyasaya gelmesi ve ekonomik değere dönüşmesi çok daha hızlı bir şekilde olabilir. Ama bu değer zincirini kurabileceğimiz her projeyi de dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun bir şekilde araştırıyoruz. Doğalgazla ilgili elbette ki şunu söylemem lazım. Bütün bu arama, üretim faaliyetlerimizin yanında hala ülkemizin ihtiyaç duyduğu, insanımızın, sanayimizin ihtiyaç duyduğu doğalgaz için biz ithalata devam edeceğiz. Mutlaka bu ithalat tedarikçilerimizi, onlarla anlaşmalarımızı devam ettireceğiz. Ama burada da stratejimizin en önemli özü çeşitlendirmedir. Biz mutlaka bu kaynakları, bu tedarik kaynaklarını da farklılaştırmaya çalışıyoruz. Onun için altyapıya çok büyük yatırımlar yaptık. Gazlaştırma tesislerimizi arttırdık, depolama kapasitemizi arttırıyoruz, arttırdık ve arttıracağız. Dolayısıyla böyle çeşitlendirmenin olduğu, içerisinde entegre, kapsamlı bir politika setini bu alanda da uyguluyoruz. En son yine bundan birkaç hafta önce hem Türkiye'de hem daha sonra benim bir yurt dışı ziyaretimde uzun dönemli LNG anlaşması yaptık. İki tane yabancı şirketle. Dolayısıyla sadece boru gazıyla Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan değil ama dünyanın çok farklı ülkelerinden sıvılaştırılmış LNG'yi de doğalgaz tedarik portföyümüze kattık ki gaz gazla rekabet etsin, Türkiye'ye daha çok gaz gelsin ve bu gazın rekabetinden de daha uygun fiyatları inşallah vatandaşlarımıza ve sanayimize yansıtalım. Elbette ki bir taraftan da bu kadar gazı, bol gazı alabilen bir Türkiye bunun fazlasını kullanmadığı kısmını da pekala ihraç eder hale gelebilen bir Türkiye. Bu anlamda da son bir yıldır, iki yıldır özellikle bir ihracat sürecine girdik. Avrupa'ya, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a Türkiye gaz ihraç eder hale geldi. Bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Türkiye sadece kendi arz güvenliğine değil, bir taraftan da Avrupa'nın o arz güvenliğine bu anlamda da katkı sağlıyor. Elbette ki son olarak şunu da sözlerimi tamamlamak isterim şu ifadelerle. Şimdi bölgemiz bir çatışmalar bölgesi. Özellikle tabii seneyi devriyesine geliyoruz. Yani İsrail'in Gazze'deki
zalimane yoğun saldırıları devam ediyor. Bu saldırılar işte Lübnan'a sıçramış durumda, İran-İsrail gerilimi bizim petrol ve doğalgaz tarafında özellikle bu kadar dışa bağımlı olduğumuz bir alanda belli riskleri de beraberinde getiriyor. Biz bakanlık olarak bu anlamda elbette ki tedbirlerimizi alıyoruz. Ama sadece işin arz güvenliği boyutu yok. Yani bu ürünlerin tedarik boyutu yok. Biz bunları aynı zamanda vatandaşlarımıza ucuz sunmak, rekabetçi fiyatlarla sunmak istiyoruz. Ama dünyada biliyorsunuz petrol fiyatlarında hemen çok ciddi bir sıçrama oldu son dönemde. Ki biz açıkçası biraz daha fiyatların gevşeyebileceği öngörüsündeydik bu çatışmalar öncesinde. Çünkü talebe ve arza baktığınız zaman dünyada böyle bir gelişme söz konusuydu ama hemen o çatışmalar... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı dinledik. Özellikle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına temas etti ve yapmış oldukları LNG anlaşmalarına da vurgu yaptı. Burada ihtiyacımız olanını kullanıyoruz, fazlasını da dışarıya ihracat ediyoruz. Bu anlamda da Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlamış oluyoruz. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a gaz ihracı gerçekleştirdik dedi.